Evet, arkadaşlar merhaba. 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Şanlıurfa'da bugün 8 koşulu bir program var arkadaşlar. Evet, Şanlıurfa'daki bu değerlendirmelerimizi yaptık. Hemen sizinle paylaşıyoruz. 8 koşulu programda birinci koşu, birinci dörtlük ayağında ilk ayağı oluyor saat 18'de. Evet, maiden bir koşu bu dişlere ait. 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Tabii Şanlıurfa şartlarını bilmiyorum, hava şartlarını, ama 24'ünden sonra büyük bir soğuk kütlenin geldiği söyleniyor Türkiye'ye doğru. Nasıl etkiler atları bilemiyoruz. Evet, birinci dörtlü Ganya'nın ilk ayağında bir numaralı Candy Rain. Burada Ferit yardımcıyla yani tek de atabilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer birinci dörtlü kadar çok umursamıyorsanız, böyle hani zevkini oynuyorsanız biri tek atmanıza yarar var. Rakip noktasını 7 numaralı Shanghai Girl, İsa Katar'la ve 2 numaralı Faralina, Menderes Avşar'la burada 3 atla normalde geçilmesi gereken bir yer burası diye düşünüyoruz arkadaşlar. Shanghai Girl özellikle İsa Katar'la ters bir koşu çıkartabilir. Sonuç 13. kesinlikle biz baz almıyoruz. Evet, ikinci koşuya geçiyoruz şimdi. Yedili plasenin başlangıç ayağı oluyor bu. Yedili plase bu koşuda başlar. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde 1 numaralı Father Ferit ilk atımız. 3 numaralı The Irresistible İsa Akyavuz'la. 5 numaralı Queen Into İsa Katar'la. Ve 7 numaralı Golden Heating arkadaşlar Mehmet Doğan'la burada. Mehmet Doğan, evet. Ya burada hızlı izleniş de aslında yazılabilir, ama dediğim gibi 7'li plase için mi burada düşünüyorsunuz, 4'lü Ganyan için mi düşünüyorsunuz? O karar vermeniz gerekiyor. Burada 1 numaralı Father Ferit bizim ilk atımız. 3, 5 ve 7 numaralı safkanlarda yakın rakipler olarak görüyoruz. Yani burada günün bombasını da London Kiss yapar, onu söyleyeyim. Bu 9 numaralı London Kiss ters bir koşu çıkartabilir bugün. Mehmet Ali Aktürk'le Diyarbakır'da bir birinciliği var bu sapkanın. Burada da aynı senaryoyu yaşayabiliriz. Şimdi altılı gayanı başlatıyoruz. Altılı gayan 3. koşuyla Göbekli Tepe koşusu olarak bir kupa koşusu. 139 bin dolar diye isim geldi. Türk lirası. Kısa vade 8, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar burada. Arkadaşlar güne biz Banko ile başlayacağız. Buraya kadar gelip bu yarışa katılacak olan tek yarış için gelmiş. Bu grubun zaten üstünde olan bir Yiğit kardeş var, 11 numara. Mehmet Sağ Çelik yönetiminde Yiğit kardeşimiz Banko olarak görüyoruz. Bu Kaysberg temsilcisi. Kısa vade 8'i topladı. Ahmet Çelik'le. Mehmet Sağ Çelik'le İstanbul Şartlı 5'i kazandı. Adana'ya geldi daha sonra. Dördüncü kapta o kum pistte biraz 20 Aralık'ta Grup 3 koşusunda ne olsa olsun gayet güzel bir yarış çıkarttı. Nasıl dördüncülük yaptı söyleyeyim size. 3 boy farkla dördüncü oldu. Birinci arasında 3 boy vardı. Ya Mahsun Kural, Zafer, Medine Özbatılar'ın grubunda koştu. O yüzden burada eğer Allah korusun Mehmet Sağ Çelik düşmez müşmez bir şey olmazsa üzerinden yarışı kazanacaktır diyoruz ve güne Banko'yla başlıyoruz arkadaşlar Şanlıurfa'ya. Pek alışık olmadığımız bir durum bu. Banko ile başlamak. Yani tepe taklak gelme durumu da olursa şaşırmayın yani. Biliyorsunuz buraları. Evet, 4. koşu handikap 16. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 14 tane sapkan var. Evet arkadaşlar, şimdi burada tabii zorluk derecemiz bir anda maksimum seviyeye çıkıyor bu şartlar altında. Baktığımız zaman burada ilk atımız 9 numaralı Hawaii Storm. Şimdi bu sapkan çok kaliteli bir sapkan. Her ne hikmetse tabii kişilerin ellerinde istedikleri şekilde yönlendiriliyor. Atı nereye çekersen oraya gider. 7 numaralı Articulo Mortis İsa Akyavuz, 2 numaralı Çapraz Mehmet Ali Aktürk, 5 numaralı Hat Demirkır Yusuf Cengiz, 4 numaralı Doktor Rock burada Mehmet Doğan. Arkadaşlar bu Doktor Rock'ın son 12.liğini biz Cumali Mayda ile yaptığını hatırlatırız. Esas karakteri onun o değil arkadaşlar. Mehmet Doğan'la da bir onunculuğu oldu Şanlıurfa'da.
Burada ya yarışa gidecek ya da Elazığ'da Maiden'dan kendisini yok Maiden demeyeyim de Handicap 14'tü kazandıran Mehmet Doğan'ı bir yarış daha kazanmış olacak böylece doktor olarak. İyi bir safkan çünkü. 8 numaralı Ertuğ İhan Ferit Yardımcı ile ve 10 numaralı Real Blue Hasan Altun'da. 9, 7, 2, 5, 4, 8 ve 10 diyoruz buraya. Şartlı 4 koşudayız şimdi. Dişlere ait 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var burada arkadaşlar. Evet yine zorluk derecesi yüksek olan bir yarış burada. 2 numaralı Beauty Sun Ferit Yardımcı ile ilk atımız. 800 numaralı Broadback Yunus Çelikbaş. 1 numaralı Alsima Mahmut Ünlü. Yani şu Alsima gerçekten artık vakti geldi yani. Vakti saati geldi. Ta Mayıs 2022'den beri yarış kazanamıyor. İki tane sorti ile ikincilik yaptı. Bakalım şimdi ne yapacak? Bu Mahmut Ünlü de biniyor ara ara bunu arkadaşlar. Yani yarış kazanmayı hak ediyor diye düşünüyoruz. Biz bu atı yazıyoruz yani bir şekilde. Evet burada arkadaşlar Alsima'dan sonra 10 numaralı Moon Fairy diyoruz İshak Yavuz'la. 4 numaralı Gül Matra, Sami Kaplan. Biraz sürpriz olabilir. 3 numaralı Dancing Girl, Yusuf Cengiz. Evet, bu Dancing Girl'ü de yazalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacak. Bu Dancing Girl Şanlıurfa'yı aslında seven bir safkandı. Fakat Şanlıurfa'dan uzak kaldı. Elazığlar, Diyarbakırlılar, Adanalar, Madanalar derken şimdi Şanlıurfa'ya gene geri geldi. Yusuf Cengiz de bugün çok iyi koşacak Dancing Girl. Bundan emin olabilirsiniz. Evet. 2, 8, 1, 10, 4 ve 3 diyoruz. 6. koşu Maiden dişiler 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. 10 tane safkan var burada. Arkadaşlar şimdi burada aslında tuttuğumuz bir at var ama yani son koşusu gerçekten bu Rojami'nin iğrençti yani anlamadık yani. Şimdi bu at belki de at iğrenç değil arkadaşlar üzerine binenler iğrenç olabiliyor veya arka planındakiler. Yani bu at bakın şöyle söyleyeyim size hayatında ilk kez koştu 13 Haziran'daki koşuda o 9. olduktan sonra hiçbir şekilde böyle kötü bir koşu görmedi. Yani bir Diyarbakır'da bir daha bir 9'unculuk yaptı. Hep 2, 3, 6 yani 5, 3. Yani burada yine bir 10'unculuk yaptı Şanlıurfa'da. Şimdi tekrar burada bize göre iyi bir koşu bekliyoruz biz Rojamin'den. Arkadaşlar Rojamin bizim burada alternatif bankomuz. Onu söyleyeyim size. Böyle bir grupta artık bir şekilde bir şeyler yapması lazım. 10 numaralı Tia Maria Torres arkadaşlar ikinci atımız. Bu safkanın da çalışmalarını beğeniyoruz. Açıkçası çalışmaları iyi diye yazdık bunu. Tia Maria Torres'i Alişan Bahar'la. Çalışarak da olsa bazı çalışmaları var. Çalışarak yapmış olduğu. Onlar bu grubu geçmek için yeterli o çalışmalar. Bu safkanın arkasından 6 numaralı Nisa Gül, İshak Yavuz. 2 numaralı Freedom Forever, Yusuf Cengiz. Ve 3 numaralı Hayde Altın, Necmi Altın. Antrenör kim? Ercan Altın. Sahip Mahmut Gümüşkan. Evet. Hayde Altın sonuncu atımız oldu. Bir alternatif banko 10, 6, 2, 3 diyoruz buraya. 7. koşu şartlı 3, 5 ve yukarı yaşlı Araplar 1700 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var. Arkadaşlar burada 9 numaralı Demir Nihat bizim ilk atımız. Açıkça söylemek gerekirse bu safkan artık zamanı geldi. Kazanması lazım. Bilhassa geçen sefer İshak Yavuz'la şartlı 2'de Şanlıurfa'da AGF 1 çıktığı koşudan bize göre bilerek arkadaşlar 12 boy 7 İlkay oğlundan. Burada bizim Demir Nihat alternatif bankomuzdur. Fakat üzerine binen kişiler nasıl bunu yönlendirir, ne yaparlar bilemiyoruz. Çünkü bir şekilde burada yine 4 Nalabey'i var. Gördüğünüz gibi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Atın sahibi ne bakın? Antrenörüne bakın. Şimdi tutuyorsunuz burada bir de buna bakın. Binen jokeye bakın yani. Şimdi bunlar yani böyle bir şey yok yani.
Bilemiyorum hani dünyada varsa böyle bir şey. Ben hani görmedim öyle bir şey. Hani gerçekten görmedim. Bilmiyorum varsa bana söyleyin, Almanya'da mı var, Fransa'da mı var? Biz normalde Almanya'da yaşayan insanlarız. Görmüyoruz hani böyle şeyleri. Ama burada gözüküyor yani böyle işte antrenör, sahip, at. Fakat rakip atınızın üstündeki jockey diğer rakip atın sahibiyle aynı aileden, sülaleden. Neyse yapacak bir şey yok yani. Biz bunları görüyoruz da gören görüyor mu acaba? Yani bilmiyorum. Birçok kişi herhalde anladığımız kadarıyla bir 150 bin kişi günlük bir sirkülasyonla altılı gayan oynuyor. Bunların herhalde bir 5 bininin falan bundan haberi vardır bu tip şeylerden. Geri kalan kişiler yazıkından yazıp duracaklar işte. Evet, 12 numaralı Mazlum Ağa diyoruz burada. Rakip noktasında 13 numaralı Tanır Bey Menderes Avşar, 2 numaralı Göktekin oğlu Hasan Altun'da, 1 numaralı Boztepe Bey Yunus Çelikbaşı arkadaşlar. Evet, burada şöyle yapalım, 9 diyelim, 10, 12, 13, 2, 1. Sekizinci ve son koşu, handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1700 metre çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada da 12 numaralı bakımlı arkadaşlar ilk atımız. 7 numaralı Drakaris Ali Şenbahar'la, 8 numaralı Esila Sultan, Mehmet Ali Aktürk, 16 numaralı Saçanberk, burada neydi bu çocuğun ismi? Tolga Yılmaz, ve 17 numaralı Zerhat Emre Akkılıç. Şimdi burada bomba patlayacak, onu söyleyeyim size. 12, 7, 8, 16 oynadık ama biz tabii burada son dakika kuponlarımızı, son dakika şablonlarımızı gayet güzel bir şekilde burayı baş göz edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bunları da sadece premium üyelerimiz görüyor arkadaşlar. Evet, böylece günün sonuna geldik. Tüm Şanlıurfa ile ilgili videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta geçirmesini diliyorum. Şans yanınızda olsun. Lütfen beğen yapmayı unutmayalım. Ve aynı zamanda yabancı yarışlarda da takip edebilirsiniz. Videolarımız devamlı her gün mevcut. Aynı bu şekilde Bursa'da da 9 koşu var. Orada da tam tamına 2 tane banko, 3 tane alternatif bankomuz var. Yani 9 koşuda 5 tane bankodan bahsediyoruz. Rast gelsin diyelim, her şey gönlünüze göre olsun. Bu arada cumartesi günü Adana'da 5'te kaldık. Onu söyleyeyim size. Son dakika şablonlarımızda. Fakat ilk altılımızla, yani video altılımızla diğerlerini birleştirenler kazanmış olabilirler. Bilemiyorum daha şu ana kadar. Hani ben kazandım diyen yok tabii ki. İyi rakam açıkçası. Evet, her şey gönlünüze göre olsun. İyi haftalar olsun. Hoşça kalın.